Ne yapıyorsan bırak. Bulaşık mı yıkıyorsun ablacığım? Bırak. Tamam. Ee, bir işle uğraşıyorsan lütfen bırak. Şu telefonu da bırak. Tamam. Koy kenarıya. Şimdi ben sana burada devlet ihale kanununda yer alan ihale yöntemlerinden, ihale usullerinden bahsedeceğim. Bu 5 ihale usulünü ezberlemen gerekiyor. Tamam. Ama ben ne diyorum? ezberlemek yok. Ben buraya düşündüm. Videodan önce düşündüm. Not hazırlarken düşündüm. Dedim ki ben bunu ezberletmemem lazım. Ezberlesen bile birazdan kamu ihale kanununda yer alan ihale yöntemlerini gördüğünde unutacaksın. Daha çok karıştıracaksın. Hocam buradan soru geliyor mu? Geliyor. Bunun 5'ini de ezberlemen lazım. Öğrenmen lazım. Kodlaman lazım. Artık sana hangisi uyuyorsa. Ben bir yöntem hazırladım. Kodlayacağız bu yöntemi. Şimdi gel benimle bir dinle artık karar senin tamam bak şimdi bir tane kız var kızımızın adı köy idaresi kitler satım işleri bu kanun kapsamında değildir mantığıyla giderek köylü kızı diyorum tamam köylü kit buna ne diyoruz köylü kızına talip oldum köylü kızının babası kim devlet baba Tamam. Yani ben damat olarak, damat olarak köylü kızına talip oldum. Köylü kızının babası devlet baba. Tamam? Devlet babaya dedim ki: "Ey devlet baba, ben senin kızına talibim." Devlet baba dedi ki: Gel ben senden bir başlık parası istiyorum. Başlık parası. Ama bu başlık parasını ben sana ödeyemem ki ey devlet baba. Ben senin kızına talibim ama ben fakirim. O zaman dedi gel bir pazarlık yapalım. Ne yaptık? Bir pazarlık usulünü öngördü. Pazarlık yapacağım. Devlet baba diyor ki ben pazarlık yapacağım da benim kızıma başka kişiler de talip. Aranızda bir ne düzenleyeceğim? Yarışma düzenleyeceğim. Bak ne oldu? Köylü kızına talibim ben. Devlet babanın kızı köylü kızı. Dedi ki köylü kızını istemeye giderken devlet baba dedi ki ben sizden bir başlık isterim. E ee, başlık o zaman ben bunu ödeyemem. Gel bir pazarlık yapalım dedim. Tamam pazarlık yapalım dedik. Ama bu kıza başka kişiler de talipmiş. Devlet baba dedi ki pazarlık yapacağım da bu yar, e, bu baş diğer talip olan kişiyle de aranızda bir yarışma düzenleyeceğim. Tamam. Çünkü benim kızım önemlidir diyor. Çok kıymetlidir. Çok talipleri vardır. Ne doktorlar ne mühendisler ne kaymakamlar istedi diyor. Sen buraya yeni atanmış bir kaymakamsın. Ey kaymakamım, ne yapacağız? Seninle bir yarış yaptıracağım diğer rakiple. Tamam. Ama ben bu yarışa girmem için öncelikle kızım bende gönlü var mı yok mu kapalı bir teklif edim kıza. Tamam? Kıza kapalı bir teklifte bulundum. Senin gönlün bende var mı dedim. Kız ne dedi? Belli ki istekli kafasını önüne eğdi, sessiz kaldı. Tamam mı? Demek ki belli ki istekli kapalı teklif usulü. Belli ki istekli. Belli ki istekli. Tamam? O zaman da ben kıza açık açık teklifte bulundum. Tamam? Açık teklifimi, kapalı teklifimi yaptım. Kız belli ki istekli. Sonra açık açık teklifimi sundum. Tamam dedim. Kız okey. Kız kızın gönlü bende var, rızası var. Gittim, yarıştım, mücadele ettim. Başlık pazarında pazarlık yaptım ve bu ihaleyi kazandım. Kız bana kaldı. Köylü kızı bana kaldı. Artık devlet babanın damadıyım. Devlet babanın damadıyım. Anladın mı? Şimdi kodlayalım. Köy idaresinde ve kitlerde devlet ihale kanunu uygulanmıyor. Devlet ihale, devlet baba, devlet ihale. Bunun bir kızı var, köylü kızı. Ne yaptım? Dedim ki pazarlık yapalım başlık parasında. Başka bir kişi kıza talipmiş yarışma usulü. Sonra dedim ki ya yarışacağım da boş yere yarışmayın. Boş yere başlık parası vermeyin. Kapalı teklif yaptım. Kızın gönlü bende. Belli ki kız istekli. Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü. Sonra kızın gönlünün bende olduğunu anlayınca kıza açık açık açıldım. Açık teklif usulü. Tamam. Açıldıktan sonra arkadaşlar ne oldu? Gittim yarıştım ve... E, pazarlıkta yapın başlık parasını verdim. 5 taneymiş. Tamam. Kapalı teklif usulü, yarışma usulü, pazarlık usulü, belli istekler arasında kapalı teklif usulü, açık teklif usulü. Ezberledin mi? Öğrendin. Tamam. Sakın bunu unutmuyorsun. Güzel oldu mu? Akılda kaldı değil mi? Nasıl bir yöntem? Yoruma yazsana. Beğendiysen yoruma yaz. Yazmazsan var ya...